kahvaltı ne zaman yapılmalı? Biz hep dedik ki güne başlar başlamaz en önemli öğün olan kahvaltıyı atlamayın. Hatta metabolik hızımızı arttıralım. Biz bu noktada kahvaltıdan ciddi anlamda destek alıyorduk. Ama yapılan çalışmalar böyle olmadığını gösteriyor ve artık tıbbi beslenme ve fonksiyonel tıp uygulamalarında diyoruz ki uyandıktan tam 2 saat sonra kahvaltımızı yapmaya başlayalım. Çünkü uyandığımız anda bizim kanımızda kortizol ve glikagon seviyesi çok yüksek. Kortizol ve glikagon insülin dengesini sağladığı için bizim bedenimize diyor ki şimdi kalk, hadi hareketlen, canlan ve enerjiyle güne başla. Ama biz bu dakikada simit, poğaça, toz, bisküvi, gereksiz besin alımlarını yaptığımız zaman kanımızdaki insülin seviyesini yükseltiyoruz. Ama kanımızda kortizol ve glikagon varken insülin faaliyet gösteremiyor. Gösteremediği için bedenimizde yağlanmayı arttırıyor. O zaman ne yapacağız? Biz güne başlarken önce zinde olup, enerjik olup, gerekirse yürüyüşlerimizi yapacağız. 2 saat sonra kahvaltımızı yaparken de yumurta tüketeceğiz, avokado yiyeceğiz, zeytin, zeytinyağı, ceviz, tahin, bunların tüketimiyle güne çok daha enerjik başlayacağız. Böyle bir kahvaltı yapmayı deneyin. Hem enerjiniz gün boyu hiç bitmeyecek, acıkmayacaksınız ve zihinsel berraklığa ulaşarak günü çok daha keyifli tamamlayacaksınız. Sağlıklı günler dilerim.